Maliye Bakanı hepimizin bildiği gibi ilk günlerde gözleriyle bize bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ardından da yüreğiyle. Fakat maalesef ki akıl ve bilimle hiçbir şey izah etmediler. TÜİK'in açıkladığı %83 45 gün enflasyon oranı var. Fakat bunun yanında enflasyon araştırma grubu var. Hepimizin bildiği üzere. Onun açıkladığı rakam %186. Halkımız enflasyon karşısında çaresiz. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce 2 yıldır bunun üzerinde duruyor. Üretim ekonomisine geçilmiş. Fakat maalesef ki özellikle tarımda ciddi derecede kriz yaşıyoruz. Buğdayın ana vatanı ülkemiz. Buğday üretildiği ilk günden beri bu topraklarda üretilmişti. Fakat biz şimdi ne yapıyoruz? Savaş halinde olan 2 ülke var. Bu 2 ülkeden buğday gemileri çıktığı zaman biz bunu mutlulukla karşılıyoruz. Utanacağımız bir durumu maalesef ki sevinçle karşılıyoruz. Yine bir diğer nokta, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin ısrarla belirtti. Süt. Çocuklarımız süt içemez durumda şu anda. Ve gün geçtikçe de daha ağır bir duruma geliyor. Maalesef ki süte kan karıştı. Anaç inekler sütün karşılığını alamadığı için üreticiler tarafından kesime gönderildi. Bu ne demektir? Önümüzdeki günlerde biz soframızda peyniri bile bulamayacağız. Maalesef ki şu anki o noktadayız. AK Parti hükümeti 20 yıldır ilk defa seçim kaybetme korkusunda. Peki, bu seçim kaybetme korkusu varken muhalefet bloğu denilen altılı masa ne yapıyor? Yani hiçbir şey yapmıyor bize göre. Kendi sosyal medyasından veya kendi medya akımından bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ya kim gelirse gelsin biz kazanırız. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani kim gelirse gelsin kazanırız diye bir şey yok. Daha aday çıkartamıyorsunuz. Vatandaşın gündemi ekonomi, mutfaktaki yangın, insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Çocuklarına süt alamıyor. Çocuklarına okula girecekken kıyafet alamıyor. Yani bunlar çok acı ama gerçekler. E peki ana muhalefetin başkanı ne yapıyor? İşte çözülmüş bir konuyu tekrardan ısıtarak gündeme getirmeye çalışıyor. Başörtüsü meselesi. Aslında toplumda hiçbir şekilde böyle bir mesele yok. Hiçbirimizin hayatında böyle bir sorun yok. Yok yani böyle bir sorun kalmadı. Peki neden getirdi bunu gündeme? E çünkü olağan gündemi değiştirmek için. Olağan gündemimiz fakirlik. Ülkemiz derin bir fakirlik yaşıyor. Baktığımız zaman 20 yıl önce öğrenci seçme yerleştirme merkezi, ÖSYM, Türkiye'nin en güvenilir kuruluydu. Ki ben 1993 yılında ilk kez üniversite sınavına girdim. Güveniyordu insanlar. İlk girdiğim sene başarısız olmuştum. Ama hiç kimse demedi yani. Ya acaba şaibe var mı? Hiçbirimizin aklında böyle bir şey yoktu. Türkiye'nin en güvenilir kurumu öğrenci seçme ve yerleştirme, şimdi farklı bir isim herhalde, tam bilmiyorum da, ÖSYM'ydi. Geldiğimiz bugün de Türkiye'nin en güvensiz kurumudur. Bütün geleceğimizi çalan bir kurumdur. Çocuklarımızın geleceğini çalan bir kurumdur. 20 yıllık iktidar ne yaptı? Önce soruları çaldılar. Sonra bunu inkar ettiler, çalmadık dediler. E tabii ki gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. En son sınav soruları ne oldu? Bir yayıncı kuruluş tarafından daha önceden dağıtıldığı görüldü. Doğal olarak öğrenci seçme yerleştirme merkezi ÖSYM şu an Türkiye'nin en güvensiz kurumudur. Buradan yola çıkarak şunu diyoruz ki bizim ve çocuklarımızın geleceğini çalan bu hükümet
neler yapmaz? Neler yapmaz? Her şeyi yapar. Gözünü karartmış bir hükümetten bahsediyoruz çünkü biz. Dolayısıyla AK Parti iktidarı az önce belirttiğim gibi bu seçimi kazanmak için her yolu deneyecektir. Şimdi hal böyleyken Türkiye'de yeni bir ittifak gerekmektedir. Bu seçmen ittifakıdır. Seçmen ittifakının yanında sandık ittifakıdır. Bu sandık ittifakını kurmak kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü sandıklara sahip çıkamıyoruz.